Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından izlediğiniz gibi geleneği bozmadı. İlk ziyaret Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'ta Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden arkadaşlarımızın izlenimleri geliyor şimdi ekranlarımıza. Çok mutluyum, çok seviyorum. Onurluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Türkiye bizim ana vatanımız. Biz onun yavrusuyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yavru vatan Kıbrıs'a yaptı. Ve gelenek bozulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin hemen ardından ilk resmi yurt dışı temasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resmi törenle karşılıyor. Cumhurbaşkanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları coşkuyla karşıladı. Erdoğan'ın ilk durağı Atatürk anıtı oldu. Her zaman için reisimizin yanında olduk ve olacağız da. Onun için oluruz ya. Kızımla birlikte tüm aile heyecanla bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yalnız olmadığını her seferinde dile getiren Erdoğan, adaya verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lefkoşa'ya gelişinin öncesinde Lefkoşalılar da sokaklarda Kıbrıs ve Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için hazır bekledi. Sayın reisimiz, hoşluk gelmiştir, sefa getirmiştir. Hep yanımızda olmuştur, kendisiyle gurur duyarız. Dünya liderimize daha çok başarılar diliyoruz. Çok seviyorum onu, çok mutluyum. Anlatamam mutluluğumu. Erdoğan'ı karşılamaya gelenlerden biri de eski Kıbrıs Tarım Bakanı Kenan Akın'dı. Gözyaşları içinde izledi. Akın, 6 Şubat felaketinde Adıyaman'da voleybol turnuvasına gelen iki torununu kaybetmişti. ATV mikrofonuna konuştu, Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözden bahsetti. Bugün sağ olsun Cumhurbaşkanımla da görüştüm. Çocukların adını yaşatma adına, çocuklarımızın adını yaşatma adına bir eğitim kompleksi yapma projemiz var. Gerekli her türlü desteği bir kompleksin hayata geçmesi konusunda desteklerini de verecek. Anavatan Türkiye'deki insanlarımızın da başı sağ olsun. Onların acıları da bizim acılarımız. Çocukların orada olması bir kader.